Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilişim haberleşme ve yayın destek birimini birazcık tanıtmak istiyorum. Ben Furkan İnan. Bilişim haberleşme ve yayın destek birimi aslında bizim yerel birliğimizde kullandığımız bir destek birimi. Bunu Ulusal Çarpıklı Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nde iki farklı destek birimi olarak gözlemleyebilirsiniz. Bilişim haberleşme destek biriminin aslında primer amacı, yukarıda gördüğünüz logonun sahibi olan destek biriminin primer amacı Türk Müşk Uzantılı internet sitelerinin kontrolü ve bu internet sitelerindeki paylaşımların denetlenmesi ve dışa açılan yüzümüzün temsiliyetidir. Yayın destek birimimizin asıl amacı 6 çalışma kolumuzun ve diğer destek birimlerimizin paylaşımlarının düzenlenmesi ve onlara yayın anlamında destek sağlanmasıdır. Biz bu destek birimlerini yıllardır yerel birliğimizde tek bir çatı altında toplayarak tek bir direktör ve onun takımına atfediyoruz. Öncelikle kendimden bahsetmek gerekirse ben Samsun doğumluyum. 11 Mayıs 1999 günü Samsun'da doğdum. Samsun Fen Bilimleri Okulları mezunuyum. Ankara Tıp Fakültesi'nde de 4. sınıf öğrencisiyim. 2 sene önce Ankara Tıp Öğrencileri Birliği serüvenime araştırma değişimi yerel birlik direktörü olarak başladım. Yani LORE. Geçen sene yerel birliğimizde mali koordinatör olarak yönetici pozisyonunda çalıştım. Aynı zamanda da ulusalda araştırma değişimi ulusal takımın direktörü ve asistanlığı görevini yaptım. Ve geçen seneden itibaren Türk MİSK, Türk Tıp Öğrencileri Birliği bilişim eğitmeni olarak görev almaktayım. Bilişim direktörü ne yapar? Bilişim direktörü aslında yerel birliğimizin dışa açılan kapısıdır. Pandemi döneminde de oldukça etkisini göreceğimiz üzere Instagram üzerinden, Twitter üzerinden, YouTube üzerinden ve Facebook üzerinden gönüllerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Eğer takip etmiyorsanız burada gördüğünüz üzere uzantılardan yerel birlik hesaplarımızı takip ederek çalışmalarımızı çok daha yakından takip edebilirsiniz. Peki neden sosyal medyaya bu kadar önem veriyoruz? Yani bir öğrenci kulübünde sosyal medyayı kullanması adına neden sadece bir insanı ve onun takımını görevlendirmeyi kararını verdik? Çünkü sosyal medya dünya genelinin %42'si sosyal medya kullanıcısı olduğunun farkındayız. Mobil sosyal medya kullanıcı sayısının ise dünyada 3 milyara ulaştığını biliyoruz. Ülkemizde ise nüfusun %67'sini oluşturan 54 milyonun internet kullanıcısının ve nüfusun 63'ünün yani 51 milyonun aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunun farkındayız. Peki sosyal medya adına neler yapıyoruz? Öncelikle takipçilerimizi tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Takipçilerimiz genelde Ankara Tıp Fakültesi öğrencilerinden, dünyadan ve Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencilerinden oluşmakta. Tabii ki de bunun haricinde takipçilerimiz ve takip ettiğimiz insanlar var. Beraber çalıştığımız ortak kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü, IFMSA, Dünya Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu gibi ve çeşitli birçok sosyal medya hesabıyla dernekle iletişim halindeyiz ve takip altındayız. Paylaşılabilir içerikler üretiyoruz, paylaşılabilir içerikler oluşturuyoruz. Çünkü bu paylaşımlarımızı sadece yerel birlik hesabından ya da ulusal hesaplardan paylaşmamız aslında yeteri kadar katılımcıya ulaşmamızı sağlamıyor. Bu paylaşımlarımızın sizin repost etmeniz ya da restore etmeniz bizim daha çok insana ulaşmamızı ve savunuculuk aktivizmimizi daha çok yararlı bir şekilde yürütmemizi sağlıyor. Görselliğe kesinlikle önem veriyoruz. Çünkü görselliğe önem verdiğimizde daha çok insana ulaştığımızın farkındayız. Sağ tarafta gördüğünüz İki tane önceden atılmış postumuzun örnekleridir. Belli bir şablon altında paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu geçen sene kullandığımız bir şablondu. Bu sene oluşturacağım takımla beraber çok daha yenilikçi ve çok daha göze hitap eden bir şablonla çalışmayı planlıyorum. Bazen sesimizi duyurmak için sosyal medya hesaplarını kullanıyoruz. Çünkü gerçekten sesimizi duyurmaya ihtiyacımız oluyor. Hekime şiddetin son zamanlarda bu kadar gündemde olduğu dönemlerde biz de Tıp Öğrencileri Birliği olarak bu konuda çalışmalar yürüttük. Sesimizi duyurmak için hem kendi hesaplarımızdan, birlik hesaplarından hem de gönüllerimizin hesaplarından yani kişisel hesaplarımızdan bu postları repost etmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemlerde de gönüllerimizden beklentilerimiz de bu şekilde olacak. Ama sadece bu paylaşımlarımızı sesimizi duyurmak için yapmıyoruz. Bazen de mutluluğumuzu paylaşmak adına paylaşımlarımız oluyor tabii ki. Fotoğrafta gördüğünüz İrem Özge Uzunoğlu ve Sina Mehrasa bizim geçtiğimiz dönemlerde yerel birliğimizin, Ankara Tıp Öğrencileri Birliği'nin yerel birlik başkanlığı görevini üstlenmiş insanlar ve geçtiğimiz sene düğünleri oldu. Onların paylaşımını yerel birlik hesabımızdan yapmak bizim için oldukça büyük bir gururdu. Umarım böyle güzel şeyleri yerel birlik hesabımızdan paylaşmaya da devam ederiz. Pandemi döneminde neler yapmayı planlıyoruz? Pandemi döneminde bildiğiniz üzere yüz yüze etkinlikleri gerçekleştirmek oldukça zor. Şu an bu toplantıyı sizlerle beraber yüz yüze gerçekleştirmek gerçekten çok isterdim ve bunun üzüntüsünü umarım gözümden anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü sizin yeni gönüllerimizin gözlerindeki ışıltıları görmek ve Tıp Öğrencileri Birliği'ni size emanet etmenin gururunu hissetmek benim için çok daha büyük bir gurur olacaktı. Pandemi dönemindeki çalışmalarımızı şu an hali hazırda
içerisinde bulunduğumuz Discord üzerinden ya da Zoom üzerinden yapmayı planlıyoruz. Ve bu etkinliklerimize katılamayan insanların etkinliklerimizden haberdar olabilmesi ve daha sonradan izleyebilmesi için de YouTube kanalımızı çok daha aktifleştirip YouTube üzerinden paylaşımlarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle Ankara Tıp'a hoş geldiniz. Sonradan Ankara Tıp Öğrenciliği Birliği'ne hoş geldiniz. Ailemize hoş geldiniz. Kesinlikle aklınıza takılan herhangi bir konuda, birlik adına ya da okul adına bana ve arkadaşlarıma ulaşmaktan kesinlikle sakınca görmeyin. Sizleri seviyoruz. Umarım bu yolda hep beraber çok mutlu bir şekilde ilerleriz. Kendinize iyi bakın.